Derdimizi dinlemek için geldiniz. Sağ olun, var olun. Şimdi beldemiz belediyelik unvanını 1989 yılında belediyelik kurulmasıyla belde unvanına haiz olmuştur. Beldenin nüfusu resmi kayıtlara göre 2300 civarında. Hane sayısı 500 civarında, küsur hatta. Beldemin insanları genelde tarımla uğraşır, tütüncülükle uğraşır. Yani en büyük gelirimiz burada tütün. Vatandaşın geliri olarak tütünle uğraşıyorlar. Tabii ki tütün de bu son dönemde yasaklar konunca vatandaş haliyle bir geri adım atmak zorunda kaldı. Bu sefer tekrar herhalde Erat'la başlayacak galiba. Durum böyle bunu gösteriyor. Malatya ve Çukurova yine gitmek zorunda kalacaklar. Oysa ki birkaç yıl biraz düzenli olarak vatandaş kendi ekonomini düzelmeye çalışınca bu yasakların gelmesiyle birlikte vatandaş biraz zor duruma sokuldu. Belediyemizin geliri olarak da hiçbir gelir kaynağımız yok. Şimdiye kadar benden önceki belediye başkanlarım elbette bir hizmetler yapmışlardır. Sağ olsunlar. Taş üstüne taş koydular. Biz de o taşın üstüne de taş koymak istiyoruz. Hizmetlerimizi devam edeceğiz. Onlardan bayrağımızı aldık. Bayrağımızı taşıyacağız. Nereye kadar gidebilirsek elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız vatandaşımıza. Şimdi benden önceki bir belediye başkanımız biraz kredi çekmiş. Su için cazibeli su gelecekmiş. Ama o su da maalesef İller Bankası ve Kahta Belediye Başkanlığı'yla bir de Bölükya'yla Belediye Başkanlığı arasında herhangi bir protokol olmadığı için sadece bir meclis kararına bağlatılmış bir karar mevcut. Bunun dışında herhangi bir sözleşme veya protokol olmadığı için su gelmiyor. Yani kışın verilebiliyor ama yazın bu suyumuz gelmiyor. Oysa ki daha önce aslında bu su cazibeli olarak gelecekmiş. Cazibeli de gelmediği için elektrikle gelmek zorunda kalıyor. Bu da bizim için çok büyük bir külfet oluyor. Ayda en az bu su elektrik giderimiz 30 bin küsür maliyeti. Bu da bizim için tabii ki bütçemizi bayağı bizi de yıpratıyor. Belediyemize gelen, İller Bankası'ndan gelen hisseden her ay 30 bin lira elektrik parası. Bir de bu kredinin parası var. 30 küsür yine. Yani bu durumda şu anda bize kalan bir 60 küsür özel bir paramız kalıyor. Bunu da personel giderine harcıyoruz. Onun için herhangi bir gelirimiz yok. Yani bu durumda bundan sonra bir güneş enerji paneli gelir getirici bir kaynak bulmaya çalıştık. Hayvancılık konusunda evet tabii ki destekleri bekliyoruz ama milletimizin yormayacağı şekilde destekler. Çünkü bizim milletimizin elinde olan variyetleri pek fazla yok. Bu konuda tabii ki devletimizin yardımlarını bekleriz. Hayvancılık konusunda özellikle. Tabii bu tütüncülük meselesi daha büyük aslında. Tütün elinde alınmasaydı hiçbir şey gerek kalmayacaktı ama. Fakat tütün elinden alıyor. Onun için bizim vatandaşlar mağdur durumda. Hayvancılık yapılırsa elbette Çukurova'ya da bizim çevre illere de satışı gerçekleşir. Sağlık ocağımızda doktor eksikliği burada bir aile hekimi var. Sadece ama tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın bir prosedürü var. Bize aslında bize göre bir aile hekimimiz bize yetersiz. Fakat onların prosedürüne göre, nüfus sayısına göre, kişi sayısına göre bir aile hekimi veriliyor. Fakat keşke iki tane aile hekimi olsaydı. En azından birçok köylerde bağlanırdı. Bu kapsamda tabii ki 24 saat aslında biz doktorlarımızın burada beklenmesini isteriz ama aile hekimi onların da belli bir prosedürü vardır. Sabah mesai 8'de başlıyor, 5'te bitiyor. Personel olarak da elbette dediğim gibi yani bir tane aile hekimimiz var, bir tane hemşiremiz var. Bu da yetersiz görünüyor. Beldemizde taşımalı eğitim sistemi olarak bizim tabii birçok köy beldemize bağlı olarak öğrenciler taşınmaktadır. Lise düzeyindeki öğrencilerimiz muhtemelen 250-300 civarında olsa gerek. Diğer ilk öğretim öğrencileri ise 1000'in üzerinde. Muhtemelen 1500'ü falan bulacaktır. Ki bu dışarıdan çoğu öğrencilerimiz gelmekte. Elbette ki
taşımada belki sıkıntı yaşıyoruz. Yollarımız özellikle bozuk. Bu yollarımız bozuk. Genelde asfaltlama, bu kaplama asfalt yapıldığı için zaman zaman çukurlaşma, çukurlar meydana geliyor. Bunu da yamalamasını için bir sürekli müracaat ediyoruz İl Özel İdaremize. Yaz döneminde gerektiğinde gelip yamalarını yapıyorlar. Ancak tabii bizim bu yol, aslında yol sıkıntımız var. Çünkü bizim bu bölgede mermer ocakları, sahaları genişletilmiş. Bunun için tırlar, büyük tonajlı araçlar geçmekte bu yollarımıza. Bu yollarımızı bayağı tahrip ediliyor. Bu yollar için biraz sıkıntı yaşamaktayız. Beldemizde şu anda bir liseye ihtiyacımız var. Büyük bir, kompleksli bir liseye ihtiyacımız var. Bunun için yer tahsisini arıyoruz, arayışındayız. Yer tahsisi ne zaman yaparsak, Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Bir yer tahsisi konusunda bir karara vardık. Bulursak inşallah en kısa zamanda, önümüzdeki yıllarda bu programa alınacak. Bazı okullarımıza, atıl durumdaki okullarımızı yıktık. Onları park haline dönüştüreceğiz. Millet bahçesi olarak ya da yeşillendireceğiz oraları. Halkın hizmetine sunacağız inşallah. Bizim yollarımız iyi değildir. Yollar düzenlensin, yani iyi yapsınlar. Ondan sonra sağlık ocağımızın, sağlık ocağı istiyoruz, yani sağlık ocağımız iyi durumda değildir. Yani 24 saat açık olan bir yer. Doktor falan, doktor istiyoruz işte. Doktor eksiği var. Eksiği var. Ondan sonra tütün falan, yani tarımcılık falan, hayvan falan olsun yani. Yani tütün mesela hayvancılık, süt satmak için yani. Biz bunu istiyoruz. Güneş panel dediğiniz şey yani gelse iyi olur bizim yani açımızda. Hastanemiz eksik tabii ki. Doktorlar yok. Bir doktorumuz var. 25-40 yataklı falan şey istemişler. Daha yeni yıkıldı. Bize de söz vermişler. Yapacağız diyorlar ama yıkmaya yeni başladılar. Bir de şu güneş sisteminden tabii ki olsa daha faydalı, daha iyi. Yani ki tam dese olmadan olmaz. Irgatlıktan kurtulma. Tabii ki, tabii ki. Zaten yaşlıya şey, yazın girdiğimiz zaman zaten kimse evde, gençler kalmıyor. Hep dışarı gidiyor. İşte gidip taşıma sıkıntı, zaten bizim buradaki öğrenciler zaten sayısı fazla. Onlar da zaten işin içine girdi mi olmuyor. Sıkıntı çekiyorlar. Hayvancılık yani kısmından tabii ki yardım, mesela devlet Allah razı olsun yine yardım ediyor da. Şimdi kısıtlamalar var. Hayvan para etmiyor. Şimdi sen kepek ile turbası 40 milyon. Bir hayvanın zaten yıllık şeysine hesaplarsan 2-3 milyarı buluyor. Bir danasını satıyorsun 2 milyar para. Köyde zaten ölmüş. Neyi kazanacak bundan? Hiçbir şey. Geçim kaynağı pek köylerden dolayı, dış köyler bize, bizim bu okullara gelir. Okullarımız da pek şey değil, yetersizdir. 40 yataklı bir hastane istiyoruz. 30-40. Yani böyledir. Şu anda bizim köy 500 hanedir. Bizim köy 500 hanedir. 35 yıllık belediyedir. Bizim eksiklerimiz çok vardır. Mesela okul istiyoruz, top sahasını istiyoruz, normal büyük parka istiyoruz. Yıllarda 3-4 tane çeşme olmasını istiyoruz. Bizim bu panel enerjileri olmasını istiyoruz. Irgatlıktan kurtulmak istiyoruz. Hastane ihtiyaçlarımız var, okul ihtiyaçlarımız var. Yani belde olarak eksiklerimiz, Tarım Bakanlığı'ndan desteği de çok istiyoruz. Hayvancılık olsun, bizim burada bir mazot piyasası olsun, daha güzel olur. Yani eksiklerimiz şu. Hayvancılık destek çıksa, destek olsa tarım hayvancılıktan çok güzel. Alanı, yeri, yurdumuz çok güzeldi. Abi şu an aslında Adıyaman'da yani Biliköy'le gibi şeyde yani gerçekten eksiklerimiz çoktur. Hani eksiklerimiz şunlardı. Bir fabrika olsa hani kimse dışarı çalışmaya gitmeye yani bir isteği duymaz. Ergat olmaz. Yani yollarda o kadar yani ölüm olmaz, kazalar olmaz. Hani burada Büyükelada gerçekten eksikler çoktur. Hani eksikler nelerdir? Hani yol olsun, yani okul olsun, ondan sonra otopark olsun, halı saha olsun, hastane olsun. Bunlar hepsi olsa çok güzel olur yani. Çünkü ihtiyaçlar yani insanın ihtiyacıdır bu. Tarım Bakanlığı'ndan yani gerçekten yani destek istiyoruz. Hangi konuda destek istiyoruz? Yani şey olsa mesela hayvancılıkta bize destek sağlasa, yani yardımcı olsa çok yani memnun kalırız. Yani gençlerimiz çok rahat eder. Yani dışarı çalışmaya gitmeye yani gitmezler yani. Hani burada olsa daha güzel olur. Hani böyle bir fabrika olsa gerçekten çok güzel olur yani.
Gel, gel.